Robot kafalardan herkese merhabalar. YouTube üzerinden Kaan Aydın Bey'den şöyle bir soru aldık. Robot kafalar, anneme bir robot süpürge alacağım. Evinde Wi-Fi, modem yok, internet yok. Ama cep telefonu var. Yanına gitsem, beraber telefonu kursak, kendisi daha sonrasında cep telefonuyla robotu kullanabilir mi? Şimdi bu videomuzda sizlerle beraber bu sorunun cevabını kendisine veriyor olacağız. Mutlaka bu konuyu araştıran, soran dostlarımız da vardır. Umarım video işinize yarayacaktır, bilgilendirecektir diye düşünüyorum. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Hemen modemimizi kapatalım ve evimizde internet yokmuş gibi bir ortam oluşturalım. Öncelikle annenizin yanında olduğunuzu varsayıyorum robotla beraber. İki tane telefon var. Bir tanesi kendi telefonunuz, bir tanesi annenizin telefonu. İlk olarak annenizin telefonundan işlemlere başlıyor olacağız. İlk yapmamız gereken annenize ait telefondan ayarlar menüsüne girerek hotspot yani internet paylaşımı yapıyor olmak. Şimdi ayarlara girdim telefonumdan. Her telefonun menüsünde ayrı yerde olabilir. Onu internetten araştırıp ya da menülerden araştırıp kendiniz yapabilirsiniz. İnternet paylaşımı kısmına giriyorum. Bakın burada internet paylaşımı açma ve kapatma. Açıyorum. İnternet paylaşım ayarları diye bir yer olması lazım hemen bu menünün içinde. Buraya girdiğinizde kullanıcı adı bu SSID yazdı. Kullanıcı adı altında şifreyi girerek özellikle erişim noktası şunun 2.4 GHz olmasına dikkat edin. Günümüz robotları 2.4 GHz bandında sadece çalışmaktadır. Bu bilgileri girdikten sonra yukarıda tamam butonuna basarsanız internet paylaşımımızı yapmış oluyoruz. Annenizin telefonundan şu an için yapmanız gereken bu. İnterneti paylaştık. Şimdi kendi telefonunuza geçip bu internete bağlanıp robotu kuruyor olacağız. Şimdi kendi telefonumuza geçtik. Kendi telefonumuzdan biraz önce söylediğim gibi annemizin telefonundan açmış olduğumuz hotspot'u yani internet paylaşımını kullanıyor olacağız. Burada Wi-Fi kısmına giriyoruz kendi telefonumuzdan. Wi-Fi'yi açıyoruz. Ve burada ağlar aranıyor. Bakın buldu. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Konuşmuyorum. Görüyorsunuz. Anlatmaya hiç gerek yok. Mi 9T Pro. Hemen buna basıp diğer telefondan verdiğimiz şifreyi buraya giriyorum. Ve bağlan diyorum. Evet şu an bağlandık. Artık telefonumuz annemizin telefonundaki internet üzerinden bağlı durumda. Şimdi hangi robot süpürgeyi kullanıyorsanız ben bu işlemi 360 S7 robot süpürgeyle yapıyor olacağım. Onun uygulamasını açalım. Şimdi burada şu noktaya değinmek istiyorum. Hangi robotu kullanıyorsanız onun uygulamasına giriyorsunuz ve iki ayrı üyelik açıyorsunuz. Yani hem kendi telefonunuzdan bir üyelik açıyorsunuz hem annenizin telefonundan. Çünkü birinden diğerine robotu paylaşıyor olacağız ki çalışabilsin. Şimdi kendi telefonumuzda interneti almıştık. Şimdi de robotun kurulumuna geçiyoruz. Öncelikle kendi telefonumuzdan robotu kuracağız annemize teslim etmeden önce. Bakın 360'da menü bu şekilde. Sizin kullandığınız robot da farklı olabilir, hiç fark etmez. Ekle diyorum. Cihazımı seçtiriyor. S7. Cihazı açın diyor. Benim cihazım şu an açık durumda. Ağ yapılandırması için iki tuşa da basılı tutun diyor 3-5 saniye. Bu her robotta farklı olabilir. Kendi robotunuza göre bu işlemi yapıyor olmanız gerekiyor. Hemen ben 360 S7'de yapıyorum. Sesi duydum. Kapağı açtığınızda Wi-Fi simgesinin de yanıp söndüğü gözükecektir. Şimdi burada annemizin paylaştığı internetin yine kullanıcı adı ve şifresini soruyor robot sisteme girebilmek için. Hemen yazıyorum. Sonraki adım diyorum ve kurulum başlıyor. Burada bir bağlan simgesi daha çıkacak. Ona basacağım.
Dediğim gibi bu sizin kullandığınız robota göre değişiklik gösterebilir. Evet, çıktı. Bağlan dedim. Kuruluma devam ediyor. Evet, gördüğünüz gibi robot süpürgemize bağlandık. Şimdi kendi telefonumuzdan kurulum işlemini yaptık. Önemli olan noktaya geliyoruz. Bu robotu, kurulumunu daha doğrusu ve ayarlarını vesaire annemizin telefonuna aktarıp onun kullanmasını sağlamak. Şimdi öncelikle mesela kendi telefonunuzda kuruluyken temizliğini yaptırıp haritalandırabilirsiniz. Ayarlarını vesaire yapabilirsiniz buradan. Halıda güç arttırmadan tutun diğer tüm işlemlere kadar her şeyini hazırlayıp annenize direkt o şekilde de teslim edebilirsiniz. Şimdi bu kurulumu, yani bu robot süpürgenin şu anki ayarlarını annenizin telefonuna nasıl aktarırız onu göstereceğim. Burada yapmanız gereken, telefonunuzda mutlaka aileyle paylaşın ya da paylaş, robotu paylaş gibi bir kısım olması lazım. 360'da bu alt tarafta benim menüsünün içinde. Burada paylaşa basıyorsunuz. Bakın Ayşe robot daha önceden paylaşılmamış diyor, yani bu robot. Bastım, üzerine tıklıyorum. Mobil numaralı davet diyor. Ben mesela diğer telefona bunu numarayla aktaracağım. Sizin kullandığınız robot süpürgenin uygulamasında maille ya da cep telefonuyla vesaire olabilir. Hangi bilgiler isteniyorsa onları girip aktarabilirsiniz. Şimdi ben hemen aktarmayı deneyeceğim. Tabii bu aktaracağınız numara, dediğim gibi ilk başta da söylemiştim, mutlaka annenizin telefonundan da uygulamaya girip bir üyelik almanız gerekiyor. Buradan o üyeliğe aktarıyor olacağız. Ben numaramı girdim. Bakın davet gönderildi diyor. Yani annemin telefonuna şu an davet gitti. Bakın burada da yazıyor. Daveti iptal et. Şimdi ben diğer telefona geçiş yapacağım. Bu telefonla işimiz bitti. Diğer telefona geçiş yapıyorum. 360 uygulamasını açıyorum. Kendi üyeliğimle giriş yaptığımda bakın burada yazıyor zaten, diğer kullanıcı size robotu davet ediyor gibi. Kabul et'e bastığımda bakın o robot şu anda annenizin telefonuna bilgileriyle gelmiş durumda. Görüyorsunuz. Yani şu an diğer telefonla işimiz bitti. Yani kendi cep telefonumuzla işimiz tamamen bitti. Şu an elimizde ne var? Hotspot paylaşımı açık bir telefon ve o paylaşıma giriş yapmış robot süpürge ve robotun ayarları. Normalde bunu tek başına, yani hem aynı telefondan hotspot açıp robotu kuramıyoruz maalesef. Burada da bunu nasıl açtık? Paylaştık, diğer telefonla kurduk. Kurduktan sonra robotun paylaşımıyla geri mevcut, yani ilk telefonumuza tüm bilgileri aktarmış olduk. Hotspot ayarlarınızda hani belli bir süre sonra kapansın gibi şeyler varsa onları kapatırsanız dilediğiniz gibi annenize teslim edersiniz. Buyurun, haritalı, mevcut her şekliyle, yani evde Wi-Fi modem olmasına gerek kalmaksızın robotu istediği gibi anneniz kullanabilir. Umarım faydalı olmuştur. Belki biraz gereksiz uzadı video ama tüm detaylarıyla anlatmaya çalıştım sizlere. Umarım beğenmişsinizdir. Bu arada şunu unutmayın. Kendi telefonumuzda robotun bağlantısını kaldırıp silersek paylaştığımız kişiden de bu siliniyor. Yani o yüzden silmemeye özen gösterin. Hani robotu artık anneme teslim ettim, sileyim, bende bir işi kalmadı deyip silerseniz annenizin telefonundan da tüm bilgileri siliniyor olacaktır. Bilginiz olsun. Videomuza yorum yapıp beğenip kanalımıza da abone olursanız, bizi desteklerseniz çok çok memnun oluruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.